biz bu mağduriyeti Kürt kökenli olduğumuz için de yaşadık. Nasıl yaşadık? Doğru dürüst eğitim verilmezdi. Ben ilkokulu birleştirilmiş sınıflarda okudum. Birleştirilmiş sınıflar derken 1, 2, 3, 4, 5, 5. sınıflar hep bir arada. Bir ay öğretmen gelir, bir ay öğretmen gelmez. Sonra bu şartlar öyle olunca İstanbul'a göç ettik. İstanbul okula geldik ama ben çok okumayı düşünen bir insan değildim. Sırf babam, oğlum biraz dene. Ya lütfen dedi. Çünkü babam yıllar önce babasını dinlememiş. O da içine bir ukdeydi. Oğlum bir dene, olmasa da sen okumasın dedi. Lise 1'de tamamen karar vermiştim. Artık okulu bırakacağım. Hadi ortaokulu bitirdim ama lise 1'de sağ olsun Özkan diye bir arkadaşım vardı. Özkan dedi ki ya dedi biz dedi böyle dedi arkadaşlar bir araya geliyoruz. Ödevlerimizi yapıyoruz dedi. Ben de o ödevler vasıtasıyla gittim. Gerçekten çok nezih bir topluluk. O arkadaşlarla ödevlerimizi yaparken hatta üniversite daha sonra üniversite okuduğunu duyduğum Ramazan Bey diye bir arkadaş vardı üniversitede okuyan. O da başımıza duruyordu. Ödevlerimize yardımcı oluyordu. Ondan sonra problemlerimize yardımcı oluyordu. Böyle çok hoşuma gitti. İlk kez bir Kürttüm ve bir Türk'ten değer alıyordum. Ve bu beni çok ısıttı. Çünkü ben o değeri bazen öyle oluyordu ki annem babam okuma yazma çok iyi bilmedikleri için, yardım alamadığım için çok aradığım bir yardımdı. Sonra duydum ki bunlar hep üniversitede okuyorlarmış. Görünce aa ben de okuyabilirim diye kendime karar değiştirdim. Sonra baktım ki bu insanların esinlendiği birinci Bediüzzaman Hazretleri, tamam mı? Sonra da Fethullah Gülen Hoca Efendi. Onun bir sözü vardı çok beni etkilemişti. En çok etkileyen sözlerinden biri inançla geri ve sevgi duy, kalmasın el uzatmadığın ve sevmediğin bir gönül. Ve bunlar beni çok etkiledi. Ve ben bir değer kazandım. Sonra kendime de söz verdim. Ben de okuyacağım. Ben de bir yerlere geleceğim. Ben de bir insanların elinde tutacağım.